Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla tekrar sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hastalık hastalığı nedir? Hastalık hastalığı nedir? Kişinin vücudundaki bazı semptomları kendi kendine yorumlamaya çalışması, yanlış yorumlaması, basit problemleri abartması ve sürekli kendisiyle ilgili, kendi içine yönelik ağır bir hastalığı olduğu yönünde vehme kapılması. Zaten bunun bir diğer adı da ehvamlı olmak yani. Latince adı hipokondriyazis. Hipokondriyazis veya hastalık hastalığı. Kişi sürekli basit bir hastalığı olsa ağır bir hastalığı varmış gibi o konuda araştırma yapar, inceleme yapar, dergiler okur, kitaplar okur. Doktor dolaşır, her doktora gider. Eğer doktoru bir ilaç verirse ve doktor ilacı değiştirirse nedenin için değiştirdiğini araştırır. Şüphecidir, inanmaz. Bir sürü test yaptırır. Yaptırır. Test sonuçlarından bir şey çıkmasa dahi doktora dese ki hiçbir şeyin yok. Bir iki hafta kafasını anca dinleyebilir. Sonra tekrar basit bir rahatsızlığa, karın ağrısı, baş ağrısı, basit bir üşütme gripte bunun temelinde bir şey mi var diye tekrar araştırmalara başlar. Ve sürekli bu da genellikle büyük bir aileyi geçindiriyorsa, büyük problemlerle yaşıyorsa, depresif bazı problemleri varsa kişi bunun altından kalkamadı mı yavaş yavaş iyice ağırlaşır. Ve zamanla kendisinden başka kimseyi düşünemez olur. Diğerlerinin problemleri ilgilendirmez. Böyle bir zatı muhterem Frankfurt'ta ne zaman karşılasam nasılsın, iyi misin diyemeye cesaret edemiyordum. Çünkü nasılsın, iyi misin desem bu başlıyordu. Ya şu hastalığımdan dolayı doktora gittim bir şey bulamadım ama yine buna rağmen böyle bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle şöyle bir araştırma yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım. Bunun belirtileri şudur, budur diye anlatıyordu. Bir bakıyorsun prostatı olduğunu söylüyordu. Ona karşı Paraguay'dan maca andina getiriyor. Hindistan'dan başka bir şey getiriyor. Çin'den kullanıyor. Sonra birkaç ay sonra diyor ki ya öyle bir hastalığım yokmuş diyor. Bende karaciğer yağlanması var herhalde diyor. Başlıyor karaciğerle ilgili. Araştırıyor. Karaciğer için ne gelir diyor. Beni görünce karaciğerle ilgili sorular soruyor. Ona tavsiye ediyorum. Şunu kullan. Sağdan soldan öğreniyor bir şeyler. Kullanıyor. Aradan birkaçına geçiyor. Karşılaştığım zaman artık cesaret edemiyorum. Nasılsın, iyi misin demeye. Başlıyor hastalık anlatmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Hep hastalıklı bahsediyor. Hastalığı iyice kaptırmış. Sonunda ailesini ve çocuklarını da bıktırdı. Hanımı çocuklarını aldı gitti. Rahata erdi ailesi. Adamcağız şimdi tek başına hala hastalıklarıyla uğraşıyor. İşin içinden bir türlü çıkamadı. Bunun çözümü, bitkisel çözüm yolları nasıl peki? Sizin önerdiğiniz? Çok zor. Çünkü o kişi hasta olduğuna inanmıyor ki. Yani psikolojik bir hastalık olduğuna inanmıyor. Hasta olduğunu biliyor ama diyor ki kendine göre yorumluyor. Kalp rahatsızlığı olduğunu, kanser rahatsızlığı olduğunu, ülser, gastrit vesaire başka rahatsızlığı olduğunu zannediyor. Psikolojik bir problemin olduğunu inanmıyor. Öyle bir rahatsızlıkta inanmıyor. Mesela bizim böyle bir genç bir hasta var. Bir bakıyorum, beni arıyor. Diyor ki, hocam sizin ürünlerle birlikte çörek otunu kullansam nasıl olur? Kullanabilirsin diyorum. Bir gün sonra tekrar arıyor. Sizin ürünlerin iş yerine giderken götürsem, bir şişeyle doldurup götürsem nasıl olur? Olabilir, problem değil diyorum. Bir gün sonra tekrar arıyor. Bir sabah, bir öğle, bir akşam arıyor. Konuşuyorum. Tekrar arıyor. Şöyle de durumum öyle oldu, böyle de durumum böyle oldu. İyi gelişme var ama şuna karşı da bir şey var mı? Vesaire. Sürekli vesvese. Sakin ol diyorum. Günde 10 defa mail atıyor. Şu soruyu cevaplar mısın lütfen, bu soruyu cevaplar mısın? Artık yoruldum yani. Dün sakin ol, hiçbir şey yok, problem yok, iyisin falan anlamıyor. Bazen günde 5 defa telefon ettiği oluyor. Ben yoğun olursam sekreter hanıma diyorum ki siz cevap verin artık, yoruldum yani. Aldım da telefon eline anlatıp duruyor. Şimdi bu hastalığı evhamlı olmak çok kötü bir şey. Ailede bireyleri canından bezdirir.
Yani bir toplantıya gideceksin, adam ne anlatıyor? Hastalık anlatıyor hep. Şöyledir, böyledir, böyledir. Sağdan giriyor, soldan çıkıyor. Tabii bu konulara da biraz bilgisi olduğu için dergi, kitap, gazete, televizyon, sağlıkla ilgili her şeyi ilgileniyor. Biraz bilgisi olduğu için ne oluyor? Sürekli de o konuda araştırıyor. Ufak bir şeyde biraz karnı ağrısın. Acaba bağırsaklarında kanser mi var? O şüpheyle hareket ediyor. Sürekli onu araştırıyor. Veya biraz baş ağrısı, başında tümör mü var? Onu araştırıyor. Sürekli araştırıyor, sürekli araştırıyor. Ne kendisi rahat ediyor, ne ailesi, ne çevresi, kimseyi rahat bırakmıyor. Bizi de günde 4-5 defa arıyor ama şimdi iyileştim, şu rahatsızlığım iyi, bu rahatsızlığım iyi diyor. Yavaş yavaş bakalım inşallah 3-4 ay sonra iyileşecek. Böyle ağır vakalar var, hastalığı. Bu basit gibi geliyor bize de. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %10'unda var. %10 ne demek? 400 milyon insanın 40 milyonu hasta demek. Ve sürekli doktora gidiyorlar. Röntgen, MR, kan tahlili, idrar tahlili, tahlil. Türkiye'de de aynı yavaş yavaş. Neden kaynaklanıyor? Sağlıksız besleniyor kişilerin. Spor yapmıyor. Kafa çalışmıyor, beden çalışmıyor. Mekanizma bozuluyor, sistem bozuluyor. Yavaş yavaş depresif rahatsızlar başlıyor. Çözümü var mı? Var. Her derdin bir çözümü var. Tedavi edilebilir. Başta sarı kantoron forte. Sarı kantoron tiskin edici, sakinleştirici. Beyindeki serotonin hormonu salgılanmasını artırıcı, dopamin hormonu salgılanmasını artırıcı, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırıcı. Bu tür insanları bir işle meşgul ettirmek gerekir. İşle meşgul olmazsa sürekli çevreyi rahatsız ettiği için çekilmez olur. Tedavisi mümkün. Zamanla yavaş yavaş tedavi edilebilir. Evet, eklem kireçlenmesiyle devam edelim dilerseniz. Eklem kireçlenmesi aslında eklem kireçlenmiyor. Eklem keşke kireçlense ne olur? Sağlamlaşır. Kireç ne demek? Kalsiyum demek. Eklemler, kemikler, kıkırdaklar kireçlense yani kalsiyum oranı yükselse eklem kireçlenmesi kilim olarak yanlış. Eklemler güçleniyor demek. Kireç. Yani kalsiyum yoğunlaşması demek. Kireçlenme bu. Ve burada tabir yanlış kullanılıyor. Eklem kireçlenmesi aslında eklemde kireç azalması demek gerekir. Kireç diye bir şey yok da yani kalsiyum azalması demek gerekir. Kalsiyum eksikliği, kalsiyum yetersizliği kelime yanlış kullanılıyor ama yerleşik bir kelime olduğu için artık kelime yerleşmiş olduğu için bunu tabii ki kaldırıp atamayız. Kullanılan bir kelime. Şimdi kişinin kalça kemiği yani uyluk kemiği femur denir. Femur başı. Uyluk kemiğinin baş tarafı leğen kemiğiyle o birleştiği yerde böyle ayna gibidir. Bunun etrafını saran bu leğen kemiğiyle uyluk kemiğinin başının bu leğen kemiğine girdiği yer bir büyük bir kıkırdak var. Eklem kemiğiyle uyluk kemiğinin başıyla kıkırdak kısmıyla leğen kemiğinin yatağı arasında sinovial sıvı var. Eklem sıvısı. Jel gibi ince bir kapsül içerisinde. Şimdi romatizmayla eklem kireçlenmesi başlangıç, hastalığın başlangıcı farklı olabilir. Fakat hastalık ilerledikçe ne olur? Aynıdır. Yani kireçlenme, romatizma birbirine karışır gider. Şimdi buradaki çok hassas uyluk kemiğinin başı veya da femur kemiği, femur başı buradaki ayna gibi olan kıkırdak üzerindeki kemik yapısı, dokusu bozulur. Yavaş yavaş burada kemik, kıkırdak erir kısmen. Bazı noktalarda biraz, bazı noktalarda az. Böyle erimeler, kırılmalar, dökülmeler. Burada girintili çıkıntılı bir kemik yapısı oluşur. Girintili çıkıntılı kemik yapısına ne denir? Kemik faresi. Kemik faresi olursa eklemde ne olur? Bu eklemlerde birbirine dokuyu bağlayan baldırı yani uyluğu kalçaya bağlayan çok yoğun bir lif sistemi var, kas sistemi var, kirişler var.
damar var, sinir var vesaire var da var. Burada ama bir anormallik ortaya çıkarsa fare kemiği denen çıkıntılı girintili kemik keskindir, keser. Sıkıştığı zaman oraya sinir damarı bile kesebilir. Femur başındaki bu kemik faresi denen girintili çıkıntılı kemik, yani kemiğin tahribatı dokuyu zedeler. Bu nedenle kişi ne yapmaya başlar? Ağrı, sancı çekmemek için hareketini azaltır. Yavaş üstüne basmamaya çalışır, dikkat etmeye çalışır. Kemik ağrısı zamanla o bölgede ağrı, sancı nedeniyle hareketsizlik olur. Hareket etmedikçe, oynatmadıkça, yürümedikçe kaslar erimeye başlar. Eklemin etrafındaki kaslar eridikçe hareketsizlik, yetersizlik yavaş yavaş azar. Bir de dizde böyle bir durum var. Dizdeki eklem yıpranmasına, kıkırdakların yıpranmasına gonartroz, kalçadaki kıkırdak kemik yıpranmasına ise koks artroz denir. Şimdi bir hanımefendi yıllar önce Şişli'de oturuyor. Ben aradı, dedi ki ya Mevlid'e çağırmışlar. Mevlid dinlemek için gitmiş. 35 yaşında genç bir kadın. Oturamamış. Eklemleri perişan. Oturamıyor. Öğlene kadar zaten iş yerine gittiği zaman ona muhasebeci ayrı bir oda koymuşlar. Klimayı açsalar hastalanıyor. Cam açsalar hastalanıyor. Rüzgar açsa hastalanıyor. Yumuşak dokunulması, eklem kireçlenmesi. Ona bir oda koymuşlar. Ne yaparsan yap. Fırlatmışlar. Çalışken bir bayan olduğu için kadını atamıyorlardı işte. İhtiyaçları var. İşi biliyor. Fakat rüzgar etse hastalanıyor. Cam açılsa hastalanıyor. Klima açılamıyor. Aman kapıyı açma. Aman şunu böyle orada bir odada özel duruyor. Kafeste gibi. Şimdi bunu Mevlid'e çağırmış. Mevlid'e gitmiş. Ha, oturamıyor. Hareket edemiyor ki çünkü. Demişler ki niye oturmayın evladım? Hastayım. İyi sandalye getir. Sandalye oturmuş. İşe gidip gelirken zorlanıyor. Bazen ağırlaştı mı yakınları götürüp getiriyor. Merdivenleri çıkmakta zorlanıyor. Dedi ki ne olacak benim bu halim? Problem yok. Her şeye bir çözüm var. Yeter ki çözümün ne olduğunu bilelim. Biz ona iksir aloverajel kemik çayı, enfeksiyon çayı, Harpago Forte, 40 kilit Forte ve ürünler gönderdik. Kullan. Kullandığı bayan 6 hafta sonra aradı beni, dedi ki neredeyim biliyor musunuz? Bilmiyorum, neredesiniz? Şile'de, denizdeyim, sahildeyim. Dedim sen sokağa çıkamıyordun. Yani cam açamıyordun, kapıyı açamıyordun, anlattığına göre perişandın. Nasıl Şile'de sahildesin bu havada? Artık koşuyorum, yürümeyi boş ver. Koşuyorum, denize gidiyorum, soğuk sıcak hiçbir şey fark etmiyordu. İyi, başka? Adet görmüyormuş. Kaç yıldır aşırı ilaç kullanmakta adet görmeye başlamış. Dedi ki bunu soracağım, acaba sizce iyi mi kötü mü? İyi mi kötü mü olur mu? Adet görüyor mu? Erken menopoza girmişsin, adet görüyorsun. Şükret ki adet görüyorsun. Adet görmesen ne olur? Yavaş yavaş kadınlık biter yani. Hayat biter. Evet. Migren. Evet, buyurun. Migren ağrısına geçecektim ama tabii ki söyleyecekleriniz varsa devam edelim. O da önemli bir konu. Evet, şu bitmedi. Bir iki tamam. Saniyenizi rica edeyim. Söğüt kabuğu ne işe yarar? Bu söğütü getirdik de anlatmazsak bir anlamı yok değil mi? Şimdi bu pardon, eskiden Mısırlılar bunu milattan önce 1600 yıllarında kullanmaya başlamışlar. Onlardan önce Sümerliler, Sümerlerden önce Türkler. Niye Türkler? Çünkü Sümerliler Orta Asya'dan almış gelmiş bütün tarımda kullanılan her şeyi, hayvancılığı, tarımı vesaire. Türkler, yani atalarımız milattan önce 16 bin yılında şimdiki Türkmenistan'ın baş yeri Akşabat'a yakın bir yer var. Anavu diye. Anavu küçük bir köy. Orada yapılan kazılarda Türklerin milattan önce 16 bin yılında dünyanın en eski medeniyetini kurdukları tespit edilmiştir. Anavu. Anavu medeniyeti şimdiki bilinen bütün Çin yazısı, Arap yazısı, Arapça, Latince, Hintçe, bütün yazılar Sümerce'den türeme, Sümerce'de Türkçe'den türemedir. Yani bütün medeniyetlerin kaynağında Türkler var. Bugün biraz gerideyiz, inşallah onu da aşarız. O da ayrı bir konu. Şimdi bu Söğüt kabuğu şöyle soyarsak,
Söğüt kabuğu soyulursa bunu kuruttuğunuz zaman ilkbaharda pardon, ilkbaharda veya sonbaharda söğütün kabuğu soyulur, kurutulur, çay yapılır, içilir. Bunun birleşiminde salisilatlar var, salisilat türevleri. Bunlardan biri de salisin. İlk defa 1829 yılında Fransız asıllı bir eczacı bunun birleşiminde salisin denen bir madde keşfetmiş. Alman asıllı bir eczacı da salisinden, bitkisel salisinde yerine kimyasal sentetik üretmiş. Salisilat, salisilik asit. 1899 yılında, yani bundan 114 yıl önce ilk defa aspirin üretmeye başladılar. Bunun birleşiminde de aspirin var. Yani salisilik asit var. Ama firmaların, kimya fabrikalarının üretmiş olduğu asetil salisilik asit, yani aspirin, kimyasal olduğu için mideye zarar verir, kemiklere zarar verir, böbreklere zarar verir. Kim diyor bunu? Klinik araştırması var. Ben söylemiyorum. İlim adamları söylüyor. Efendim, bu araştırma, şimdi İbrahim Gökçek bir şey söyledi, ispat etsin diyebilirler. Evet. Amerika'da 326 hasta üzerinde aspirinle yapılan araştırmalarda burun kanaması, kulak çınlaması, mide ve böbrek ağrıları ve kemik rahatsızlarına sebep olduğu belgelenmiştir aspirin. Aspirinin yan tesiri çok büyük. Neden? Bitkisel değil, kimyasal birçok yan tesiri. Oysa bunun birleşimindeki salisin önce bir midede aside dönüşmez. Hiçbir yan tesiri yok. Mideye aldığı zaman çayını veya daha etkilisi ekstraktını. Biz bunun kapsülünü üretiyoruz. Ekstraktan. Daha etkili. Bunun kabuğundan 20-25 defa daha güçlü ekstraktı. Çünkü etken madde bunun %5. Etken maddeyi kullanacaksınız. Otun hepsini kullanırsan o da etkili ama kabuğunun ekstraktı kadar değil. Ekstraktı bundan çok çok etkili. Ya nereden biliyorum diyeceksiniz. Onu da ispat edeceğim biraz sonra. Şimdi bununla ilgili yapılan araştırmalarda mideye aldığı zaman bir salisin aside dönüşmüyor. Bağırsaklara geçtiği zaman parçalanıyor. Zaligenin ve glikoza dönüşüyor. Kana karışan zaligenin yavaş yavaş salisilik aside dönüşüyor. Yani aspirine dönüşüyor. Bu dönüşüm 10 ila 24 saat sürdüğü için kişiye yan etkisi yok. Ateşi düşürüyor, ağrıları dindiriyor. Kim söylüyor? Burada ilim adamlarının klinik araştırmasından bahsedeyim. Haifa, yani İsrail'de Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi Medical Center'de sırt ağrısı, bel ağrısı olan hastaları tedavi etmişler. Bir, iki, Frankfurt Üniversitesi'nden ortopedik kliniğinde 451 kronik sırt bel ağrıları olan hastalar tedavi etmişler. Üç, kronik artritis olan, yani eklem iltihaplanması olan hastalar tedavi edilmiş. Devamı, hepsini söylemedim çünkü çok yer zaman alır diye. Bu dergide sadece, kitapta sadece özeti var. Profesör Dr. Schmidt, gonartroz, yani diz artrozuna, dizdeki eklemlerde oluşan, diz ekleminde ve Cox artroz, yani kalça eklemi yıpranmasına, kalça kireçlenmesine karşı hastalar üzerine tedavi denemesi yapmışlar, hastalar iyileşmişler. Artı Profesör Doktor Kubrinski bel ağrısını söğüt kabuğunun ekstresinden elde edilen damla ve drajelere tedavi etmişler. Hı hı. Klinik araştırmalar var. Araştırma varsa problem yok. Artı aspirin gibi yan etkisi yok. Tamamen %100 doğal, bitkisel. Evet, migren ağrısıyla devam edelim. Şimdi migren ağrısı ve normal baş ağrısı arasındaki farklarla başlayalım. Çünkü öncelikle normal baş ağrısıyla başlıyor. Daha sonra şiddetleniyor bu ağrılar. Bunu nasıl ayırt edecek izleyicilerimiz?
dert etmeye gerek yok zaten. Migren demek yarım baş ağrısı. Başını bir tarafı ağrır. Sağı, solu, nadiren arkası, nadiren önü. Alnı ağrıyorsa, başın ön tarafı ağrıyorsa genellikle sinüzittir. Kişi eğildiğinde ağrıyorsa sinüzittir, baş ağrıyorsa o farklı. Fakat başının sağ tarafı veya sol tarafı ağrıyorsa sinüzit yarım baş ağrısı demek. Baş ağrısı zaten bütün başın tamamında olur. Yarım olmaz. Almanca, İngilizce, Fransızcadan türemiş bir kelimedir migren. Almanya'da yapılan bir araştırmada, Alman Sağlık Bakanı yapmış olduğu araştırmada kadınlarda %16, erkeklerde %6 oranında migren vakası olduğu, yani ortalama %10, yani Türkiye'de kaç milyon, 70 milyon insan var, 7 milyon insanda ortalama migren rahatsızlığı var demek. Almanya'da öyleyse Türkiye'de aşağı yukarı böyledir, yani 3 aşağı 3 yukarı. Migren hastalığı nasıl oluşur? Nasıl, belirtileri nelerdir? Başın ağrısı o zaman görürsün nasıl oldu böyle. Yani sıkıntı, stres, kafana duvara vuracakmış gibi olursun. Sonuçta herkesin bir yaşantısı var, hani tabii, işteki stres, sıkıntı küser, vesaire. Karanlık bir köşeye çekilir, hayata küser, loş bir ışık, rahatsız edilmek istemez. Ne çocuk sesi, ne televizyon sesi, ne insan sesi. Karanlık bir yer, sakin. Onun nöbeti, migren hastasının nöbeti geldiği zaman asla rahatsız edilmemeli. Edilirse agresifleşir, gerilir, gerilir ve patlar. Tehlikeli patlar. Yani ortalığı duman eder. Bu nedenle migren hastasını rahatsız etmeyeceksin. O nöbeti geçene kadar sakin bir köşesinde ne istiyorsa onu yapacak. Nöbeti geçtikten sonra problem değil. Çünkü o anda agresif, daha agresif, daha tehlikeli olabilir. Migren çok kötü bir şey. Yani başına gelmeyen kişi anlamaz. Yani biz migren deyince basit, sıradan bir şey zannediyoruz. Bunun da evreleri var. 1, 2, 3, 4 evre diye evreleri var. Kademe kademe. Vakalar ayrı ayrı. Migreni tetikleyen birçok faktör var. Bunlardan birisi ve en önemlisi, beyinde nöron denen hücreler var. Nöron. Sinir hücreleri, beyin hücreleri nöron denir. Bunlar ne yapıyor? Haberleşme sağlıyor. Telefon şebekesi gibi. Alo, alo, sürekli arıyorsun. Telefon işte. Sinirler ve beyin ne yapıyor? Sürekli vücudumuzdaki diğer hücreleri, organlara komut yağdırıyor. Şunu yap, bunu yap, şöyle davran, böyle davran. Sürekli emir. Bu emirler neyle gidiyor? Nörotransmitter denen sinir ileticisi var. Böyle hormonsu bir madde. Nörotransmitter. Her sinir hücresinde, beyin hücresinde bu depolu. Bu şuna benzer. Bilgisayarın başına oturuyorsunuz, mail atıyorsunuz. Şurada şu kadar getir, bundan bu kadar getir, şunu getir, bunu götür vesaire. Sipariş veriyorsunuz veya bir şey istiyorsunuz. Aynı mail atmak gibi bilgisayar. Beynimiz saniyede milyonlarca nörotransmitter atıyor. Milyonlarca. Ve bir nörotransmitter, yani sinir ileticisi, sinir habercisinin hedefe varması saniyede 2 metre yol alıyor. Bazı nörotransmitterler, nörotransmitterler saniyede 12 metre yol alıyor. O kadar hızlı hareket ediyor yani. Beynimiz milyonlarca nörotransmitter salgılıyor ve bunlar saniyede hedefini buluyor. Saniyede. O kadar hızlı yani. Saniyeden daha hızlı. Eğer yakınsa, mesela ki sinir hücreleri birbirine yakındır. O zaman ne demektir? Saniyenin binde biri kadar bir zamanda, binde biri kadar. O haber ona ulaşıyor. Mesela siz bir şey hatırlamak istediniz. Geçmişinizde, çocukluğunuzda bir anı hatırlamak istediniz. O anı birkaç saniyede 50 ila 100 milyon beyin hücresi onu çalışır, paket yapar, gönderir. Buyur, bu anı budur der. Resmi ortaya sunar. Öyle mükemmel bir çalışma var yani beyinde. Şimdi bu nörotransmitterleri diğer hücrelere ve beyin hücrelerine gönderirken aşırı yoğunluktan dolayı beyin kökünde serotonin hormonu salgılamasında anormallikler olur. Serotonin hormonu salgılamasında anormallik olursa ne olur? Beyin kökünde damarlarda ve sinirlerde iltihaplanma olur. İltihap nedeniyle migren ortaya çıkar. Yani haberleşme telefon hatlarında birbirine üst üste geldiği zaman ne olur? Cızırtı. Başkasından telefon sesini dinlersin bazen. Bunun gibi. Yani hatlar yanıyor biraz. Hatlar karışıyor. Bunun gibi.
Evet, spastik kolon nedir diyelim ardından migrenle. Spastik kolon. Bittik mi? Okey. Buraya mı geçtik? İyi, geçelim. Spastik kolon. Spastik kolon nedir? Evet, spastik kolon. Şu nane. Bu nane ne işe yarar? Dünyanın en kaliteli nanesi Türkiye'de yetişir. İzmir'de. İzmir nanesi. Dünyanın en kaliteli nanesi. %3,8 yani %4'e yakın oranında eterik yağ içerir. Mente piperita. 25 çeşit naneden kıvırcık nane ve su nanesinin birleşmesiyle, birleştirilmesiyle İngiliz asıllı bir ilim adamı mente piperita yani tıbbi nane veya diğer adıyla biber nane elde edilmiştir. Bu tıbbi maksatla kullanılan en kalitelisidir ve dünyada en kaliteli nane Türkiye'de yetişir. İzmir'de, İstanbul'da vesaire ama biz diğerini bilmiyoruz. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda kimler yapmış? 1200 hasta üzerinde Profesör Doktor yani irritable bağırsak sendromu veya spastik kolon dediğimiz bağırsak hassasiyetine karşı birçok bilim adamı bunu hastaların üzerinde denemiştir. Profesör Doktor efendim şöyle. Profesör Doktor Res, Profesör Doktor Dev, Profesör Doktor Naş, Profesör Doktor Leş, Profesör Doktor Lawson, Profesör Doktor Carling, Profesör Doktor Schneider, Profesör Doktor Shaw, Profesör Louis, Profesör Knie, Profesör Sagduyu, Profesör Logan. Yani bunlar toplam 1200 irritable bağırsak sendromu yani spastik kolon problemi olan hastayı tedavi etmişler neyle? Naneyle. Ama naneyi böyle alıp da hastaya vermemişler. Özel bir yöntemle. Özel bir yöntemle neyle? Ekstrakla veya özel bir eterik yağıyla. Şimdi neden spastik kolon oluyor ve spastik kolon nedir? Spastik kolon bağırsakla, kalın bağırsakla beyin arasındaki haberleşme sisteminde arıza var. Yani telekomünikasyon arızası, şebekelerde arıza bozulmuş. Beyne zamanında sinyal gitmiyor. Ve beyinden gelen sinyalleri kalın bağırsak algılamıyor. Bu nedenle kişi ister yemek yesin, ister yemek yemesin, ne yaparsa yapsın, ne oluyor? Karnı böyle davul gibi şişiyor, hamile gibi oluyor. Tuvalete gitmek zorunda gidiyor, rahatlayamıyor. Tekrar gitmek zorunda kalıyor. Bazen aniden gidiyor. Bağırsaklarda 2 milyar kanal var virüs denen. Bu kanalların içerisinde sinir hücreleri yandığı için, kavrulduğu için gerekli tepkiyi vermiyor. Yani bağırsaklar hassasiyetini kaybediyor. Bu nedenle spastik kolon problemi ortaya çıkıyor. Birçok spastik kolon hastası naneyle tedavi edilmiştir, tedavi edilebilir. Bize gelen bir beyefendi Şehmuz Bey Maraşlı 6 haftada iyileşti. Hiçbir problemi kalmadı. Osman Bey mesela onunki daha akut yeni başladığı için 3 haftada iyileşti. Ama 3 haftada iyileştim bırakabilir miyim diyor bazıları. 3 haftada iyileştin bırakırsan 6 ay sonra yeniden yükseder. Bazıları 6 haftada iyileşiyor diyor ki bırakabilir miyim? Bir yıl sonra yeniden nüksedir. Rahatsızlığın yeniden nüksetmemesi için 3 ila 4 ay iksir, aloe vera jel, kara hal ile forte, zerdeçal forte, spirul ile forte kullanmak gerekir ki rahatsızlığı tekrar nüksetmesin. Kalıcı çözüm. Evet.